Oh, you crazy Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan Hoca bugün eşkenar dörtgen konusunu işleyeceğiz arkadaşlar eşkenar dörtgen konusunda şöyle söyleyeyim eşkenar dörtgenin adı üstünde tüm kenarları birbirine eş olacak eş olan biz dörtgenlere bir eşkenar dörtgen diyoruz. Tüm kenarlar birbirine eşit. Ee, şöyle bir şey olacak. Karşılıklı açıları da birbirine eşit olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bunun karesinde, kareden farkı ne? Çünkü karenin de tüm kenarları eşit. Arkadaşlar karede tüm açılar 90 derece ve dik kesişmesi lazım. Eşkenar dörtgende karşılıklı açıları birbirine eşit sadece. Buna çok dikkat edelim. Ee, bunlar hani ikisinin arasındaki fark olarak düşünebilirsiniz. Geldik mesela böyle bir sorumuz olsun. Yanda verilen ABC'de eşkenar dörtgenine göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar burası A ise şurası da A değil mi? Burası B ise burası da B olması lazım. Demek ki bu B'miz bizim 83 olmamış mı arkadaşlar? Şimdi dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derece? 360 derece. 1A 1A'da buradan 2A artı 80 80. 160 166 eşittir 360 diyorum. 2A eşittir. Bu artı 166 karşıya eksi 166 olarak geçiyor. 360 eksi 166 eşittir. 2A eşittir buradan. 360'tan 160'ı çıkarsam 206 çıktı. 194. 194 kaldı. A da buradan 19'da 2 9 kere 14'de 2 7 kere. A buradan 97 geldi. B'miz zaten 83. Bunların toplamlarını istemiş bizden. 90 ile 83'ü topladığımız zaman 180 derece yapıyor diyoruz arkadaşlar. Var mı sıkıntı burada? Devam edelim. Yandaki ABC'de eşkenar dörtgenine göre EDA açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burası 71 ise şurası da 71. Doğal olarak buralarda 71, 70. Çünkü bunlar köşegen. Değil mi? Peki ben bu açıyı nasıl bulurum? İsterseniz şöyle bir üçgene bakın. Hani ADC D, C üçgenine. Üçgenlerin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. Şimdi burası soru işareti ise burası da soru işareti mantıken. Çünkü köşegen böldüğü için. 71 ile 71'i toplayalım. 71 artı 71 şunlara da AA diyelim isterseniz. Artı 2A eşittir. 180 derece olarak yazalım. 142 artı 2A Eşittir 180. 142'yi attım buradan. 2A eşittir. 142 karşıya eksi 142 olarak geçiyor. 2A 38. A da buradan 19 yapıyor. Diyoruz arkadaşlar. A dediğimiz şey zaten soru işareti oluyor. Evet geldik bu sorumuza. ABC'de eşkenar dörtgen demiş. Ee, ve BFG kare demiş. Şimdi eşkenar dörtgen ne demişti? Karşılıklı açılarımız birbirine eşit. Zaten bu da köşegen olarak düşünün. Burası 35 ise burası da 35. Burası da 35. Burası da 35 oluyor. B, kare. Karenin özelliğine Her kenarında 90 derecelik açımız vardı. Şimdi burası da 90 derece olacak. Burası 35 ise şuraya ne kalır? 90'dan 35'i çıkaralım. Buradan 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 3 çıktı 5. 55 derece kaldı buna da. Bizden ne istiyor? BKF açısı. BKF. Yani şu açıyı sormuş bize arkadaşlar. Ee, peki ben bunu nasıl bulabilirim? İsterseniz şurada bir dörtgen var. Fark ettiyseniz. Aslında yamuğa benziyor. Şöyle çizdiğimi düşünün. Şöyle, şöyle ve şöyle. Böyle bir dörtgen olduğu için dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derece? 360 derece. 90 ile 90'ı topladım. 180. 55 ekleyeceğim. İsterseniz şöyle ayrıntılı yazayım. 90 artı 90 artı 55 artı şuna da x diye artı x eşittir 360 derece x artı 90 90 180 55 ekledim 235 eşittir 360 derece 235 karşıya eksi 235 diye geçiyor 360'dan 235'i çıkardığım zaman 125 derece yapıyor diyoruz. Evet geldik bu sorularımıza. Yanındaki kalemine eşkenar dörtgenine göre a artı b kaçtır diye sormuş. Karşılıklı açılar birbirine eşittir diye en başında söylemiştim ben size. O zaman burası 97 ise burası 97 olmayacak mı arkadaşlar? O zaman biz burada direkt denklem çözmeyle uğraşabiliriz. 5a artı 12 eşittir 97. 12 karşıya ne diye geçer? Eksi 12. 5A eşittir 85. A da buradan 17 geliyor diyoruz. Şimdi bura 97, burası da 97 dedik. Şu burası B ise burası da B değil mi arkadaşlar? Değil mi? 97 ile 97'yi toplayalım. Çünkü dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece ya. 97 ile 97'yi toplayacağım. Kaç gelir buradan? Ee, 90, 90, 180, 7, 7, 14, 194 geliyor. Değil mi? 360'dan 194'ü çıkardığım zaman buradan ne gelir? Önce onu düşünelim. Ee, 166 geliyor. 166. Evet. Bu arkadaşlar 2B'ye eşit yalnız. 166 2B'ye eşit. Bizden bir tane B'yi istemiş. 166 2'ye bölersek 83 yapıyor diyoruz. İkisini toplamında sorduğu zaman 83 artı 17'den de 100 derece oluyor arkadaşlar. Bir daha toparlamak gerekirse eşkenar dörtgende karşılıklı açılarımız her zaman birbirine eşittir de dedik. Burası 97 ise burası da 97 idi. 5 artı 12 biz 97'yi eşitledik. A buradan 17 geldi. Bu birinci adımımızdı. B için ise karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı burası B ise burası da B oluyor. E, dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece. Dedim ki 97-97'yi toplayalım. 194 geldi. Artı 2B eşittir 360 dereceymiş gibi düşündük. İkisini topladım. 360'dan çıkardım. Bulduğumuz 166 2B'ye eşit. E, 2B 166 ise 1B'miz 83 geliyor. A artı B'yi istiyor bize. A 17 B 83 topladığımız zaman ise 100 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Eşkenar dörtgenin alanına geldik arkadaşlar. Eşkenar dörtgen alanında iki tane formülümüz var. Birincisi bu yazdığım AC çarpı BD bölü 2 köşegenlerin çarpımının yarısı bize her zaman alanı verir. İkinci kuralsa kenar çarpı yükseklik veya taban çarpı yükseklik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani soruda ne verdiyse eğer size köşegenler verdiyse çarpıp ikiye bölün. Ama kenar ve yükseklik verdiyse çarpın gitsin. Hiç uğraşmayın onlarla. Diyoruz. Kısacası böyle anlatabiliriz. Geldik bu sorumuza. Ne demiş? Yanda böyle eşkenar dörtgenin alanı kaçtır diyor. Bize yükseklik vermiş. Tabanı vermiş. Yani kenarını vermiş. Bize sadece çarpması kalıyor. 14 çarpı 6'dan kaç gelir? 84 geliyor diyoruz. Bu kadar. Geldik şimdi bu sorumuza. Yandaki KLM'nin eşkenar dörtgenin alanı kaçtır diyor. Arkadaşlar bunlar köşegenlerin yarıları değil mi? Burası 4 santimse burası da 4 santim. Burası 9 santim ise burası 9 santimdir diyoruz. E neydi formülümüz? E alan eşittir. Köşegenlerin çarpımının yarısı. Hatta onu harflendirme olarak yazalım soruya göre. Km çarpı nl bölü 2 olarak yazayım. Şimdi Km dediğimiz ifade ne? Tamamını şöyle düşünürsek 18 geliyor. Nl dediğimiz ifade 4 ile 4'ü topladım. 8 bölü 2. Sonra 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4. 18 çarpı 4 de arkadaşlar 72 santimetre kare yapıyor diyoruz. Evet geldik son sorumuza. Yanda verilen BCDE eşkenar dörtgenin bir kenarı 21 santimetre. Şurası 21'miş. Alanı 147 santimetre kare ise CF kaçtır diyor. Yani şurayı soruyor bize. X'i soruyor. Eşkenar dörtgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. 21 çarpı x eşittir 147. Her tarafı neye böleceğiz arkadaşlar? 21'e bölüyoruz. Bunlar birbirini götürdü. x eşittir 147'yi 21'e böldüğümüz zaman 7 geliyor diyoruz arkadaşlar. <laughs> oh, this